çok heyecanlı bir video olacağını düşünüyorum. Can yayınlarının raflarını artık kitaplık turuna başlıyoruz. Benim canımı yakan, beni çok sevindiren, çok üzen, iyi ki okumuşum dediğim içinden kütüphanemin ya en önemlisi değil aslında. En zor olan. Evet, diğer rafları şöyle hızlıca geçip isterseniz can yayınlarının tarafına doğru gelelim. Sevgili dostum merhaba, hoş geldin. Çok heyecanlı bir video olacağını düşünüyorum. Can yayınlarının raflarını artık kitaplık turuna başlıyoruz. Yani yıllardan beri neredeyse kitaplık turuyla ilgili talepler, istekler geliyor. Bunlara cevap veremiyordum çünkü kitaplığım çok karışıktı. Şimdi yeni bir kitaplığa geçtik. Kitaplık yine karışık, çok fazla düzelttiğimi söyleyemem ama yavaş yavaş yerine oturuyor. Bir şekilde başlamamız gerektiğini düşündüm ve dedim ki artık hadi bakalım Gürkan, can yayınlarının rafıyla başla. 3 raflık bir can yayınları kitabı var kütüphanemde. İyi kitaplar olduğunu düşünüyorum. Yani hani 20 raf olur ama içinden 5 tane sağlam kitap çıkmayabilir. Bu öyle bir şey değil. Birazdan göreceksiniz, beraber bakacağız. Can yayınlarının iyi kitaplarından oluşan bir kütüphane turu olacak. Can yayınlarının rafları içerisinde olmak kaydıyla. Sonra yavaş yavaş bunu genişleteceğiz, büyüteceğiz. Daha çoğunu, daha fazlasını hep birlikte dolaşacağız. Ama esas mesele şu. Bu rafları gezerken size bazı açıklamalarda da bulunacağım. Yani kitaplarla ilgili, benim canımı yakan, beni çok sevindiren, çok üzen, iyi ki okumuşum dediğim, ya okumasaydım da belki olurmuş diyeceğim ya da dediğim, içimden geçirdiğim kitaplara karşılaştıkça size onlarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim. Ama en önemlisi içinden kütüphanemin, ya en önemlisi değil aslında. En zor olan. İçinden tam 5 tane kitap seçmek istiyorum. Bu 5 tane kitap içinde can yayınlarının kütüphanemdeki starları demek gibi bir plan var aklımda ama yani bu plan nasıl olacak, nasıl işleyecek, kendimi buna nasıl ikna edeceğim çok bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey var ki işe başlamadan bu işler olmuyor. En iyisi kara kara düşünmek yerine oturup çalışmak değil mi? Galiba öyle. O zaman hadi bakalım birlikte can yayınlarına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu kütüphanemdeki can yayınları rafına doğru, raflarına doğru evet gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. İçinden hangilerini sevdiniz? Ya ben de bunu okumak istiyorum dediğiniz hangisi oldu? Lütfen yoruma yazın. Ayrıca ya zaten biz bunları okuduk pek de bir şey değilmiş dedikleriniz hangileri? Ve evet evet aynı fikirdeyiz. Kütüphanemde bulunmasından keyif aldığım kitaplar şunlar şunlar şunlardı diyebileceğiniz can yayınlarında şimdi göreceğimiz kitaplardan hangisi? Hangileri? Lütfen yoruma yazın. Bir de yorumlara belki bakıyorsunuzdur. Arkadaşlarımız, dostlarımız, kitap dostları geliyorlar. Sağ olsunlar kanalımıza dahil oluyorlar. Bizimle bir birliktelik oluşturuyorlar ve diyorlar ki biraz geç tanımışız. Yani kanalımız yavaş ilerliyor. Gerçekten de öyle. Çok fazla izlenmemiz, çok fazla izlenme sayılarına ulaşamıyoruz. Ya da çok fazla takipçi yok. Olabilir. Ama eğer bu kanalı seviyorsanız, bu kanalda bir farklılık, bir orijinallik, bir kalite, yani kitapların içeriği açısından ya da anlatış biçimim açısından bir keyif alıyorsanız lütfen duyurun. Sosyal medyalarınızdan, siz abone olmadıysanız hele tabii abone olun yani. Abone olmak için artık ne gerekir bilmiyorum. Hiçbir şey gerekmez. Hemen bir tık düğmeye basmanız kadar kolay. Hadi hadi çok uzattım ben bu işi. İsterseniz hemen bakalım. Evet, diğer rafları şöyle hızlıca geçip isterseniz can yayınlarının tarafına doğru gelelim. Bence şuradan başlayabiliriz. İlk kitap Mishima. Mishima'nın hangi kitabı? Altın Köşk Tapınağı. Aslında bir iki kitabı daha çıkacak ama nerede, nereye koymuşum onu bilemiyorum.
Bu beyaz kapaklı klasikleri, Can'ın en eskileri, şöyle göstereyim. Tomris Uyar'ın mesela Yaz Düşleri, Düş Kışları. Tomris Uyar'ın gerçekten harika bir kalemi var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bunun dışında bakın, yani bunların birçoğu belki Can Yayınları'nın artık listesinde yok. Epeyce eski, tarihleri eski olan kitaplar. Şöyle göstereyim. Evet, iki tane büyük klasik, belki de dünya edebiyat tarihinin en büyükleri. Homeros'un İlyada ve Odesesi, destan anlamında dünyada en çok itibar gören kitaplardan olduğunu söyleyebilirim. Aa, burada bir tane bir şey var. Bir papyonu var. Bir zamanlar kullandığım telefon. Evet, cep telefonlarının bir evrimi var. Artık büyük telefonlar seviyoruz. Samsung'un böyle bir modeli varmış bakın. Çok güzeldi, çok keyifliydi gerçekten. Ama epeyce zaman geçti artık. O da biraz müzelik oldu diyebilirim. Devam edelim. Evet, bakın burada Molla Davutzade, Rüyada Terakki. Erzurumlu Mustafa Nazım Erzurumi'nin kitabı ve fantastik bir kurgusu var. Çok müthiş, çok farklı. Tavsiye ederim. Bakın burada Isabel Allende'nin Kış Ortasında isimli kitabı var. Önemli kitaplardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de yani bence hak ettiği değeri bulamamış bir beşli var burada. Casper Kent'in 12'si, 13 yıl sonrası, Halkın İradesi, Son Ayin, Çar'ın Laneti. Hem Rusya-Fransa Savaşı'nı konu alıyor. Arka planda o var. Yani tarihi bir kurgu ama bir vampir kurgusu. Çok ilginçti. Kanalımda eğer Casper Kent 12-13 yıl sonra falan yazarsanız birkaç tane inceleme videosu da var. Bence iyi kitaplardı. Dönüyoruz tekrar Can Yayınları'nın başka bir rafına, ikinci rafına geçiyoruz. Burada iki tane elimde kısa klasik var. Onları göstereyim size. Maxim Gorki çok büyük yazar. Emin Zola çok büyük yazar. Birinin Bozkırdası, birinin Nasıl Ölünürü. Dina Buzatti'ler var. Bakın Kotze'ler var. Paul Auster, son okudum Ay Sarayı'nı, şöyle göstereyim. Güzel kitaptı gerçekten de. Simyacı'ya diyecek bir şeyim yok. Aslında Paul Coelho'ya diyecek bir şeyim yok. Marki'ye geldik bakın. Yüzyıllık Yalnızlık. Gerçekten harika bir kitaptır. Kırmızı Pazartesi var. Benim Hüzünlü Orospularım var. Şöyle göstereyim. Var aslında birkaç kitabı daha ama ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Buluruz. Şeker Portakalı serisinin yazarı Vasconcelos'un kitapları, bakın burada Şeker Portakalı serisi de var. Sadece Şeker Portakalı yok bende. Almıyorum da onu özellikle. Çünkü onu Storytel'de dinledim ve de çok iyiydi. Alice Munro'lar var bakın burada. Evet, beğenmediğim Doris Lessing var bakın burada. Hemen göstereyim size. Beğenmediğim kitabı Doris Lessing. Hiç sevmedim öykülerini. Jack Orney'in Günaha Çağrılışı ismini taşıyor. Nobel'le aslında, Nobel ödülü almış bir yazar ama ne bileyim, bana uymadı galiba. Hemen yerine koyalım. Aa, küçükler fırlıyor. Küçüklere bakacağız. Evet, bakın burada Mutlak Mutluluk Bakanlığı çok güzeldir. Okumanızı tavsiye ederim. Bakın burada bir Mishima daha çıktı. Susanna Tamaro'lar var. Paulo Coelho bakın burada bir tane daha kendini gösterdi. Şimdi devam edeceğiz ama şunu da hatırla. Evet, 1984'ün cep boyu var. Çok böyle keyifli, tam metin ve rahat rahat okuyabileceğim bir şekilde. Yani çantaya bile gerek yok. Cebime koyup götürüyordum sağa sola. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu da ev telefonu. Benim evimde telefon olmayalı epey bir zaman oldu galiba. 10 yılı geçmiştir. Bu telefonda, bu artık müzenin içerisinde kaldı. Şuraya bakalım, sonra devam edelim. Cep boy kitapları vardı. Böyle biraz tadımlık. Şöyle göstereyim size. Güzeldi ama yani böyle hiç yazın bir şey giyemiyorsunuz falan ya. Üzerinize cebiniz bile yok.
şöyle bir yere sıkıştırıp götürüyorsunuz otobüste falan filan. Okuma şansınız var. Güzel de kitaplar. Mesela Aslan Asker Şivayet gerçekten sıkıdır. Ahmet Rasim Güzel Eleni, Uysal Kız Dostoyevski'nin kitabı. Artık yapmıyorlar galiba. Şöyle geliyoruz. Kortazar var bakın, iki tane kitabı var hemen yan yana. Ştambek'i niye buraya koymuşuz bilmiyorum. Onun yerine götüreceğiz. O varlıktan çünkü. Ha şimdi hatırladım niye buraya koymuşuz. Çünkü candan çıkan diğer kitaplarının yanında kalsın. Ayrılmasın diye, doğru. İşte bakın Siddhartha çok çok iyi kitaptır yani. Şöyle göstereyim size. Bir videosu da var kanalımızda. Bir yorum videosu, harikadır. Ştambek'in bende eski kitapları da var. Bakın şu da Ştambek. Dağılmış. İsmi Alev. Ştambek'in bir romanı. Varlıktan çıkmış ama Ştambek bölümün olduğu için şey yapmıyorum. Onu başka yere götürmüyorum. Çok eski. Hangi yılda yayınlanmış olduğunu hemen görün. 1954'te. Şöyle Yusuf Atılgan'ın başka kitapları var ama Can Yayınları olduğu için buraya koymuşum. Mıntıka var. Bu mıntıka galiba şeydi. E harfiyle başlayan kelimelerle yazılmış. Sonra Stefan Zweig'ları dizmişim. Burada da benim bir serim var. Bunlar başka yere gidecek belki büyük ihtimalle. Çünkü Can Yayınları'na yeni kitaplar gelecek. Geldikçe de yerlerini alacaklar. Benim bir kahramanım serisi var. Ortaokul ilk genç grubu. Bu da ilk genç. Tarihte, tarihe damga vuran bilim insanları, olaylar ve tarihe damga vuran liderler diye. Bu da bu rafta diye, hadi gösterelim istedim. Evet, şurada bir çok güzel bir şey var. Bir kitap fuarında imzaya gittiğimde hediye etmişlerdi. Bakın şöyle yakışıklı bir adam var burada. Yani benden daha yakışıklı diyebilirim şu anda. Çünkü artık yaş yavaş yavaş ilerliyor, saçlar dökülüyor filan. Garip garip şeyler oluyor. Yaşınız eğer 30'un altındaysa bunları göreceksiniz. Benden uyarması. Altına da ismimi yazmışlar. Çok güzel. Burada bir şey daha var. Son olarak onu da göstereyim size. Bir ara telefonlarda ses kaydı mümkün olmadığı için ses kayıt cihazı. Şey de çok güzeldir. Şöyle açayım. Bakayım nasıl açılacak. Evet. Şuradan açılacak. Kaseti de mini minnacıktır. Bakın bu kadar. Evet, çok tatlıydı yani. Yıllarca röportajlar yaptım bu kasetle, bu kaset çalarla. O ara gazeteye yazılar yazıyordum filan. Çok zaman kaybettirici bir şey gerçekten. Evet, şöyle bir tekrar küçük bir turla vedaya doğru gidelim. Sonra 5 tane kitap seçeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum. Onlarla ilgili size birkaç cümle söyleyip videoyu bitireceğim. Bakın şurada da hemen şöyle, az önce burayı dağıttık. Birlikte dağıttığımız için artık kusura bakmayacaksınız. İsterseniz şimdi ne yapalım? Gidelim tekrar masamıza oturalım, o 5 kitabı görelim. Hadi bakalım. Geldim, yerime oturdum, kitapları seçtim. Çok zor oldu gerçekten. Hüzünlü bir ayrılık oldu başka kitaplarla. Hani onu da seçmeliyim, onu da seçmeliyim demek durumunda oldum. Çokça kitap çıktı fakat yapacak bir şey yok. İlk kitabım Siddhartha. Gerçekten harika bir kitaptır. Siddhartha Nobel ödüllü Hesse'nin kitabı ve bize bilgeliğin nasıl bir şey olduğunu, insanın aslında etten kemikten ibaret olmadığını, İçeriye doğru bir yolculuk yaptığında işin ne kadar zorlaştığını anlatıyor. Çeşitli figürler üzerinden harikaydı. Market'in neyini seçsem diye düşündüm. Kırmızı Pazartesi de olabilir dedim. Sağına baktım, soluna baktım. Ama yani Yüzyıllık Yalnızlık müthiş bir kitap. Aslında sürükleyici bir kitap fakat bir defosu var. Daha doğrusu bizim dilimize geldiğinde bir sıkıntısı oluşuyor diyebilirim. İsimler çok birbirine karışıyor. Ama bir ailenin belki 100 yıllık, daha belki daha fazla hikayesini dinliyoruz. Çok çok çılgın bir aile diyebilirim.
Paulo Coelho'dan da çok şey seçebilirdim ama son kitaplarından biri. Okçunun Yolunu seçtim. Aslında burada bize şöyle çok güzel illüstrasyonları var. Çok kısa, çok çabuk okunacak, bir çırpıda okunacak bir kitap. Böyle kısa kısa cümleleri var. Bize aslında hayat yolculuğunda erdemli bir insanın nasıl yapabileceğini, ustasıyla, çünkü her insanın bir ustası vardır. İlk ustamız annemiz, sonra babamız. Babamız annemizden sonra gelir. Çünkü biz annemizin kucağında büyürüz, kendimize geliriz. Ondan sonra babamız bizi hayatın içerisine taşır. Ondan sonra öğretmenlerimiz var, ustalarımız var. Çok sevdiğimiz bir işi, çok sevdiğimiz bir şekilde yapan birisinin yanına yamak girmek. Hani yamak, çırak. Evet. Kavramlar, kelimeler değişiyor ama bizim eski kullandığımız kelimelerin de tadı bambaşka. Onları da terk etmek istemiyorum. Öyle bir hayat. Sonra Paul Auster'ın Ay Sarayı'nı seçtim. Yeni okudum daha. Güzel kitap gerçekten. Bir 2-3 insan anlatıyor. Bakıyorsunuz ya kardeşim, bir romanda bunların hepsinin ne işi var? Sonra hepsi birbirine bağlanıyor. Bir çocuğu anlatıyor. Tabii ana karakterimiz bir çocuk. Çocuğun açlığını, sefilliğini, eline para geçtiğinde hovardalığını, aşkını, sevmesini, terk edilmesini. Çok güzel kitaptı. Yani ben çok sevdim. Bu kadar kalın olmasına bakmayın. 1-2 gün içerisinde tükeniyor. Son olarak da Vonnegut'un Mezbaha 5'ini seçtim. Bu da çok harika. İkinci Dünya Savaşı sırasında tam bir mezbahanın içinde binlerce insanın öldüğü bir yerden diri çıkan birisinin son anlarını, ama bilinç akışıyla oralara gidiyoruz, savaşa gidiyoruz, sonra başka yerlere gidiyoruz, normal hayatına gidiyoruz. Mezbaha 5 çok güzel bir kitap. Ve insanı çok etkiliyor. Ve birçok anının sonunu şöyle bitiriyor. Aslında bir kara mizah var, hiciv. Bazen eğleniyorsunuz ama eğlendiğiniz şeyin ne olduğunu fark edince utanıyorsunuz. Şöyle bitiriyor. Oluyor işte. Evet, benim can yayınları turum bu kadardı. Beğendiniz mi? Yeni turlar ister misiniz? Böyle tek tek mi yapalım yoksa hepsini birden mi yapalım? Bunlarla ilgili de bana izahat verirseniz sizin fikirlerinize uyacağım. Bir de şu abonelik işi var ya, onu unutmazsanız çok sevinirim. Hadi hoşça kalın, görüşürüz.